Annem nasıl oldu? Şşş, iyi. Uyuyor. Yemeğini de yedi. İyi maşallah. Ateş düştü mü? Düştü düştü. Tahlillerini yarın gitsen al, bir doktorla konuş bakalım. Tamam. Bak, konaktan bir sürü yemek göndermişler. Geç otur, hadi beraber yiyelim. Gel. Gel hadi, gel. Senin de halin harap be oğlum. Al bak. Hadi. Gel. Hadi. Bak, dolma sen seversin. Hı? İçinden yeriz değil mi? Bulaşık çıkmasın. Ne oldu? Mine'den ayrıldım. Sebep? Suçu ne? Kimsenin bir suçu yok. İstemiyorum. Kulağıma bazı şeyler geldi. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Ben buradayım. İşimin başındayım. Bir yere gitmiyorum. Bu çiftlikte her zerre toprağa, her yeni doğan yavruya, her çiçeğe, yaprağa benim elim değmiştir. Sana, bize saygısızlık edenlerin topu buradan gider de bizi buradan kimse çıkaramaz. Sen de bunu bil. Babam, ben böyle yaşayamam. Ne kimseye minnet edebilirim, ne de zorbalıkla başkasının saygısını isterim. Sizi buradan gitmek için de zorlayamam. Ama ben yokum. Değirmeni aldım ben. Orada yaşarım. Görmüyor musun? Burada yaşamaya zorladıkça annemi hasta ediyorsun. İki arada kalıyor kadın. İyi. Çok istiyorsa anan da gidebilir seninle. Ben buradayım. Görevimin başında. Hayriye Hanım buradaydı sabahtan beri. Ne dedi bana biliyor musun? Veysel dedi, eğer sen bu çiftlikten gitmeye kalkarsan seni bu çiftliğe gömerim dedi. Hayriye Hanım diyor bunu bak. Ben birkaç parça eşyamı alayım. Yarın Mine'yle konuş, düzelt bu işi. Baba, bitti. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Oğlum, o kız yıllardır seni bekliyor. Sen böyle mi söz veriyorsun insanlara?
Söz adamın ağzından bir kere çıkar Murat Bey. Ha. Hataymış baba. Sen hiç hata yapmadın mı? Yaptığın yanlışları düzeltmedin mi? Biz Mine ile birbirimize göre değiliz. Evlenmeyeceğim Mine ile. Evleneceksiniz. Ölürüm de izin vermem bu işi bozmana. Evleneceksiniz. Ya senin asıl derdin ne? Ha? Söylesene bana. Sen niye taktın bu işe bu kadar? Biz birbirimizi mutsuz edecektik. İstemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. İş tembelden atmak kolay Murat Bey. Tövbe bismillah. Ne oluyor? Sen asıl hayatın gerçek tokadını sillesin diye o zaman göreyim ben seni. Yeter. Kör gururuna lanet okuyacaksın 2 gün sonra. Veysel yeter dedim. Oğlum haklı. Zorla değil ya. Biz yıllarca başımız eğik yaşadık. Oğlum başı dimdik yaşayacak. Hiç kimseye tabah etmeden hem de. Ne istiyorsa o. Sen bildiğinden şaşma oğlum. Baba, bugüne kadar lafından bir kez olsun çıkmadım. Yaptığım bütün fedakarlıklara saygı duydum. Ama sen de beni olduğum gibi kabul edeceksin. Etmezsen de kendin bilirsin. Small.